Merhaba arkadaşlar. Kazanın kavrama testlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Beşinci testimizde kalmıştık. Proteinlerle ilgili bir test. Birinci sorudan başlayalım. Dört farklı proteinin amino asit dizilimleri aşağıda verildiği gibidir. Buna göre diyor ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar proteinleri şöyle bir inceleyelim. Dikkat ederseniz zaten hepsi neyle başlıyor? Metiyoninle başlıyor. Baktığımız zaman içeriğinde bulunan amino asitler valin ve lösin bir de serin var. Şimdi o zaman... Ee, karşılaştırma yapacağız demek ki bunlarla böyle şey öncülerden gidelim diyor ki K ve L proteinlerinin farklı olması amino asit çeşitliliğinden kaynaklanmaktadır şimdi bakıyorum K ve L'ye farklı amino asitleri var mı İkisinde de valin ve lösin var arkadaşlar farklı amino asit çeşitliliğinden kaynaklanmıyor neyden kaynaklanıyor amino asitlerin farklı dizilimlerinden kaynaklanıyor dikkat ederseniz valin Lösin Valin diye gidiyor. Lösin Valin Valin diye gidiyor arkadaşlar. Dolayısıyla farklı dizilimden kaynaklanıyor. O yüzden bu yanlıştır. L ve M proteinlerindeki farklılık amino asit sayılarından kaynaklanmaktadır. Şimdi L ve M'ye bakıyorum. İkisinde de amino asit 4 tane değil mi? Metionin, lösin, valin, valin değil mi? İkisinde de 4 tane. O zaman sayıdan kaynaklanmıyor. Bu da gitti. Peki neden kaynaklanıyor arkadaşlar? Hem amino asit çeşitliliğinden kaynaklanıyor. Çünkü birinde lösin var, birinde serin var hem de dizilimden kaynaklanıyor. Sonra M ve N proteinlerinin farklı olması amino asit dizilişlerinin farklı olmasından kaynak dolayıdır diyor. M ve N'ye bakıyorum. Arkadaşlar dikkat ederseniz bakın dizilişleri aynı. Serin, valin diye gidiyor ikisi de ama M olanda bir tane valin fazla ne olan da yok. O zaman amino asit dizilişinden değil sayısından dolayı farklılık gösteriyor. Bu da gitti. Yanlıştır. M ve N proteinlerinin sentezlenmesi için şifre veren gen bölümleri farklıdır. M ve N'ye bakıyorum. İkisi de bakın serin serin valin valin diye gitmiş. M proteininde bir tane daha valin var. O zaman şifre veren gen bölümü farklı diyebilir miyiz? Diyebiliriz arkadaşlar. Zaten proteinlerin birbirinden farklı olmasının sebebi şifre veren bölgelerinin farklı olmasından kaynaklanıyor kaynaklanır. 4 doğrudur. Bize hangileri doğru dediği için cevabımız Bursa şıkkı olacak. Diğer sorumuza geçelim. Diyor ki bir hücrede polipeptit molekülü hidroliz edilirken. Şimdi hidroliz ne demek? Önce bunu bir açıklayalım. Arkadaşlar hidro su demektir. Hidro su. Liz ise parçalamak anlamındadır. Lizozomdan aklınıza gelsin. Lizozom ne yapıyor? Hücre içi sindirimi yapıyor. Su ile parçalama olayına biz hidroliz diyoruz. E, su molekülleri kullanılarak işte polipeptit olur, karbonhidratların büyük olanları nişasta, glikojen gibi bunlar olur veya yağ molekülleri olur. Bunları biz su ile parçalama olayına hidroliz olayı diyoruz arkadaşlar. Diyor ki yıkılan peptit bağı sayısı. Şimdi biz hidroliz yaparken peptit bağını yıkarız değil mi sürekli? Şimdi burada yıkılan peptit bağı sayısı diyor. Yıkılan peptit bağı sayısı artmaz mı? Sonuçta şöyle düşünün. Bakın şöyle amino asit, amino, asit, amino asit, şöyle amino asit. Ben buraya her bir su ekledikçe ne yaparım? Yıkılan e peptit bağı sayısını artırırım. Burada yıkılan peptit bağı sayısını azal azalmış olarak göstermiş. Harcanan su miktarı artmış. Tamam, harcanan su miktarı artar ama yıkılan peptit bağı sayısı azalmaz arkadaşlar o da artar olacaktı. Yani grafiğimizin şöyle olması gerekiyordu. İkisi de artar olması lazımdı. O yüzden bir numara yanlıştır. Polipeptit miktarı azalırken amino asit sayısı artar. Evet ben buradaki peptit bağlarını yıkarken ne yapıyorum? Amino asit sayısını yani amino asitleri serbest bırakıyorum. Dolayısıyla amino asit sayısı artar doğru. Polipeptit de miktarı azalıyor arkadaşlar. Sonuçta sindiriyorum. Bu doğrudur. Ortamdaki su miktarı azaldıkça diyor, ortamdaki monomer madde miktarı artar diyor. Amino asitler nedir? Bir monomerdir. Biz organik bileşiklerin yapı taşlarına monomer diyoruz arkadaşlar. Proteinlerin monomerleri nedir? Proteinlerin monomeri amino asittir. Karbonhidratların monomeri genel olarak glikozdur. Ee, yağların monomerleri de arkadaşlar gliserol ve yağ asitleridir. Şimdi baktığınız zaman ortamdaki su miktarı azalır mı? Azalır. Neden? Çünkü ben peptit bağlarını yıkmak için şu bölgelere su vermem lazım ki peptit bağlarını yıkayayım. O zaman ortamdaki su miktarı azalıyor. Peki her su miktar suyu verdikçe amino asit miktarı artıyor mu? Artıyor. Çünkü serbest kalan amino asit artıyor arkadaşlar. Dolayısıyla su miktarı azalırken monomer madde miktarı artar doğrudur. Cevabımız Edirne şıkkı olur. 2 ve 3 doğru olur. Gelelim üçüncü sorumuza. Diyor ki aşağıda dipeptit oluşum denklemi verilmiştir. Buna göre diyor hangileri yanlıştır? Şimdi dipeptit oluşumu vermiş bize. Bakalım. Diyor ki amino asitler birbirine radikal gruplarıyla bağlanır. Arkadaşlar şimdi yakınlaştırayım şöyle bakalım. Amino asitlerin bağlantı bölgesi neresi? Bakın birinci amino asitin karboksil grubu değil mi? Bakın ikinci amino asitinde amino grubu bağlanmış birbirine. Dolayısıyla burada radikal gruplarıyla bağlanır demesi yanlış olur arkadaşlar. Radikal gruplar sadece çeşitliliğini belirler amino asitin. Herhangi bir şekilde bağ oluşumuna katılmaz. Bu bir dehidrasyon tepkimesidir demiş. Dehidrasyon nedir? Dehidrasyon monomerlerin birleşerek Aralarında kovalent bağlar kurması ve su oluşturması tepkimesidir arkadaşlar. Baktığımız zaman, bakın burada iki tane monomer birleşiyor, bir e, dimer diyebiliriz veya polimer diyebiliriz oluşturuyor ve artı su oluşturuyor arkadaşlar. Arasında da hangi bağ kuruyor? Tabii ki peptit bağını kuruyor, değil mi? Peptit, protein olduğu için peptit bağını kuruyor arkadaşlar. Dolayısıyla su oluşturma tepkimesi olduğu için evet dehidrasyon tepkimesidir doğru. Amino asitler arasında peptit bağ kurulur demiş. Bu da doğrudur arkadaşlar. Sonuçta amino asitler bir araya gelirken peptit bağlarını kuruyorlar. Bize hangileri yanlıştır diye sormuş. Cevabımız aşık olacak. Yalnız bir yanlıştır. Dördüncü soru. Aşağıda verilen moleküllerden hangisi protein yapılı değildir? Bakalım. Şimdi hemoglobin bir proteindir arkadaşlar. Kanımızda bulunur ve oksijen taşınmasını sağlar. Al yuvarların içerisinde bulunur. Yapısında hem protein hem de demir vardır. O yüzden bu bir proteindir. Antikor bir savunma proteinidir. Vücudumuza mikroplar girdiği zaman antikor miktarı artar ve onların vücuttan uzaklaştırılmasını sağlar. Yine enzimlerin yapısı protein yapıldır arkadaşlar. Bu da olur. Zar reseptörleri, zar reseptörleri nedir? Glikoprotein. Bakın gliko şöyle yazamıyorum. gliko protein. Neden bu arada bu şekilde yazıyorum? Çünkü telefondan çekiyorum ve elimle, parmağımla yazıyorum. O yüzden böyle değişik yazabiliyorum arkadaşlar. Şimdi glikoprotein sonuçta yapısında protein var mı? Var. Ama kitin nedir? Kitin bir karbonhidrat çeşididir. Karbonhidratların polisakkarit çeşididir. Yapısında azot bulunan polisakkarittir mantarlarda hücre duvarının yapısına böceklerde de dış iskeleti oluşturan bir yapıdır arkadaşlar. Yapısı da kalsiyum karbonat katıldığı zaman sertleşiyor ve böceklerde dış iskeleti oluşturuyor. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olur. Gelelim 5. sorumuza. Şurayı silelim. Diyor ki karbonhidrat ya yani ve proteini vermiş olmak üzere moleküller özelliklerine göre aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır? Şimdi diyor ki açlıkta kullanım önceliğine göre. Arkadaşlar biz uzun süreli açlıkta ilk olarak hangisini kullanıyoruz? Karbonhidratı, değil mi? Daha sonra yağı kullanıyoruz, sonra da proteini. Neden? Proteini en son kullanıyoruz. Çünkü Proteinler bizim vücudumuzda daha çok yapıya katılırlar ve düzenleyici görevleri vardır. O yüzden enerji verici olarak en son sırada kullanılırlar. Eğer ilk sırada kullanılsaydı vücudumuzda güçsüzlük durumları ortaya çıkabilirdi. O yüzden arkadaşlar ilk önce karbonhidrat sonra yağ sonra protein. Aslında bakıldığı zaman yağlar diğerlerine göre daha fazla enerji veriyorlar. Ama bizim yine karbonhidratları ilk sırada kullanmamızın sebebi daha az oksijenle daha fazla enerji üretebiliyoruz. Dolayısıyla karbonhidratları ilk sırada kullanıyoruz. Yağların yakımı için çok fazla oksijene ihtiyaç vardır. O yüzden yağları ikinci sırada kullanıyoruz. Bunu bu şekilde yaptık. Sonra şıklarda bulacağız. Yapıya katılma oranı. Arkadaşlar en çok yapıya katılan proteindir. Sonra yağdır. En az ise karbonhidrattır. Çünkü karbonhidrat dediğim gibi enerji verici olarak kullanılıyor. O yüzden de yapıya en az katılan oluyor. O zaman. KYP olarak arayacağız. Bakın KYP olarak D ve E şıkkı gitti. Diğeri de PYK olarak çıkacak. Ne oldu cevabımız? Ceyhan şıkkı oldu arkadaşlar. Altıncı sorumuz. Yukarıda verilen moleküller sentezlenirken oluşan kimyasal bağlar hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir? Arkadaşlar proteinlerin yapısında bakın P harfi peptit bağı. Peptit Nişastanın yapısında, nişastanın yapısında hangi monomer var? Glikoz. O zaman hangi bağ vardır? Glikozit. Zaten bizim bildiğimiz 3 tane bağ var genel olarak. Peptit, glikozit ve ester. Geriye ne kaldı? Ester kaldı. Yağların yapısında da arkadaşlar ester bağı bulunur. O zaman ne olacak? Peptit, glikozit, ester olarak gidecek. Yani cevabımız A şıkkı olacak. Gelelim diğer sorumuza. İnsan vücudunda bulunan mineral ve temel amino asitler için bakın temel amino asit ve mineral demiş. Arkadaşlar mineral zaten canlı tarafından üretilemez. Canlı tarafından üretilemez. Temel amino asitler ise insanlar üretemez. Ama Diğer canlı mesela bitkiler üretebilir temel amino asit. Bizim doğada arkadaşlar 20 çeşit amino asit vardır. Bunlardan 12 tanesini bizim vücudumuz üretebiliyor ama 8 tanesini üretemiyor. Mecburen yediğimiz besinlerden alıyoruz ama bitkilerin tamamı 20 amino asitin 20'sini de üretiyor arkadaşlar. Dolayısıyla temel amino asitler için hangileri ortaktır demiş. Şimdi canlar tarafından sentezlenemez demiş. Mineral doğru sentezlenemez ama temel amino asitler bitkiler tarafından sentezlenebilir. O yüzden bu ortak değil. Organik yapıdadır demiş. Mineraller inorganiktir. Mineraller neydi? Mineraller şu periyodik tablo var ya kimyada gördüğünüz periyodik tabloda bulunan ve canlı vücudunda kullanılan elementlere biz mineral diyoruz arkadaşlar. Mesela kalsiyum, demir, fosfor gibi elementlerdir. Bunlar bizim vücudumuzda mineral olarak geçiyorlar. Dolayısıyla organik yapıldır demesi yanlış olur. Yani ortak olmaz. Çünkü temel aminasit, aminasit organiktir ama mineraller inorganiktir. Dışarıdan hazır olarak alınır. Evet bakın insan vücudu için bu ikisi de dışarıdan hazır alınır arkadaşlar. Cevabımız ne olacak C şıkkı yalnız 3. Bu arada inorganik maddelerin tamamı dışarıdan hazır alınır. Onu da söylemiş olalım. Hiçbir canlı inorganik maddeleri üretemez. Peki neydi inorganik maddeler hatırlayalım. Su, Asitler, bazlar, tuzlar ve mineraller. Özellikle burada su ve mineraller bizim için oldukça önemlidir. Geçelim 8. soruya. Protein çeşidi ve görevleri ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Bakalım hemoglobin kan dokuda oksijen ve karbondoksitin taşınmasında görev alır. Az önce söyledim değil mi arkadaşlar? Yapısında demir vardı ve e, oksijen karbondoksit taşıyordu. Bu doğrudur. Aktin ve miyozin kas dokuda kasların kasılmasını sağlar. Doğrudur arkadaşlar. Bu da ayrı bir protein görevidir. Glikoproteinler hücre zarı hücrelerin birbirini tanımasında görevlidir. Bu da doğrudur. Yine az önceki soruda da buna benzer çıkmıştı. Cevabımız 1 2 3 olacak. Edirne şıkkı hepsi doğru. 9. sorumuz. Protein içeren bir besin üretildiğinde olaylarının meydana gelme sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi protein içeren bir besin üret tükettik. Ne olacak? İlk önce bu proteinin bir parçalanması lazım değil mi? Okuyalım isterseniz. DNA şifresine uygun proteinlerin ribozomda sentezlenmesi, besinin içindeki proteinlerin amino asitlerine ayrılması, Hücrelerin ihtiyaç duyduğu amino asitleri alması, amino asitlerin bağırsaklardan emilerek kana geçmesi. Şimdi ne dedim? Proteini yedik. Biz besini tükettik. İlk önce bir parçalanması lazım. Dolayısıyla iki numara arkadaşlar birinci sırada gerçekleşir. Sonra ben bunları işte bağırsaklarımda, midemde falan ayırdım. İnce bağırsaklarıma geldi. Buradan ilk önce bir emilmesi lazım, değil mi? Kana geçmesi lazım. Dolayısıyla 2 numara da 4 vardır. Sonra kana geçen bu amino asitler dokulara gidiyor arkadaşlar ve dokulardaki hücreler tarafından alınıyor. Dolayısıyla hücreler ihtiyaç duyduğu amino asidi alır. 3 numara 3. sırada. En sonda bu amino asitler kullanılarak DNA şifresine göre ribozomda protein sentezlenir. En sonda bu gerçekleşir. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? 2 4 3 1 olur arkadaşlar. 2 4 3 1 yani Ceyhan şıkkı olacak. Gelelim 10. sorumuza. Proteinlerin canlılar için önemiyle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Kanın pıhtılaşmasında görev alır. Doğru. Hangi protein sağlıyor bunu? Fibrinojen proteini sağlar arkadaşlar. Kanımızda bulunur. İnaktif bir yani aktif olmayan bir proteindir. Kanama olduğu zaman aktif hale gelerek fibrine dönüştürülüyor ve daha sonra kanın pıhtılaşmasını sağlıyor. Neden inaktiftir kanımızda? Çünkü eğer kanımızda aktif olarak dolaşırsa damarların içerisinde kanın pıhtılaşmasına sebep olur. Bu da damar tıkanıklığına sebep olur. O yüzden sadece gerekli durumlarda aktif hale gelir. Solunum gazları olan oksijen ve karbondioksitin taşınmasını sağlar. Bunu kim sağlıyordu arkadaşlar? Hemoglobin değil mi? Az önce de söyledik. Hemoglobin sağlar bunu da. O yüzden bu da doğru. Yağlardan sonra yapıya en fazla katılan moleküldür. Şimdi bakın yapıya katılma sırasını az önce yapmıştık. Yapıya en önce kazayan en fazla katılan kimdi? Protein. Sonra yağ sonra karbonhidrat. Burada ne diyor ama? Burada diyor ki yağlardan sonra yapıya en fazla katılan. Hayır zaten yağlardan önce yapıya en fazla katılıyor değil mi? Yani proteinler en fazla yapıya katılandır. Cevabımız C şıkkı bu yanlış. Kasların kasılmasında görev alır. Evet, aktin ve miyozinden bahsetmiştik. Bunlar kas kasılmasında görev yapar. Vücut bağışıklığının sağlanmasında etkiledir. Bunu sağlayan da kimdi? Antikorlardı. Dolayısıyla bu da doğrudur. Cevabımız C şıkkı olacak. 11. ve son sorumuz bu test için. Diyor ki: Proteinler özelliklerinden hangileri nedeniyle diğer tüm organik besin gruplarından ayrılır? Bakalım. Yüksek sıcaklık veya aşırı asit baz ortamlarda yapısının bozulması. Arkadaşlar bu özellik enzimler için de geçerlidir. Dolayısıyla bu diğerlerinden ayırmaz. DNA'nın genlerinde yer alan şifrelere göre sentezlenerek canlıya özgü olması. İşte bakın bu proteinin sadece proteine özel bir özelliktir. Dolayısıyla bu ayırır. Sentezlenmesi sırasında ortamdaki asit karakterli moleküllerin kullanılmasına bağlı olarak pH değerinin yükselmesi. Şimdi bu da sadece proteine ait değil. Çünkü yağlarda da şöyle bir durum vardı. Yağlarda arkadaşlar gliserol molekülüne gliserol molekülüne ne bağlanıyordu? Yağ asitleri bağlanıyor değil mi? Şimdi yağ asitleri de asit karakterli olduğu için bunlar da pH değerinin yükselmesine sebep olur. Yani bağlandığı zaman pH değeri yükselir. O yüzden bu da proteine özgü bir şey değil. Ama proteine özgü olan nedir? Yalnız ikidir. Yani bursa seçeneğidir. Evet böylece bu testimizi bitirdik. Sonraki testte görüşürüz. Hoşçakalın.